etkinlikler yapacaksa 26 Ağustos'u niye bakıyor? O zaman bu siyaset fukaralığıdır. Şimdi söyleyeceksin bunları. Böyle önemli bir günde millete, milletin heyecanlanacak, oy verir veya vermez. Ama milletin dikkatini çekecek, başka siyasi partilere oy veren kitlelerin de dikkatini çekebilecek mesajlar verirsin. Dolayısıyla 26 Ağustos'u böyle anlam olarak içini boşaltmamak lazım. Nazif Bey, efendim, bence şöyle ben düşünüyorlar. Son sözümü çok anlamlı şeyler söyleyemeyecekler. O kafa karışıklığı yaratacak muallaktaki açıklamaları o günün önemiyle taşlandırmaya yükseltmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey de olmayabilir. Yani ya bir şey de olmayabilir. Ya gerçekten bir şey de olmayabilir. Tabii. Ben bir şey beklemiyorum. Yani çok abartılı bir şey beklendi. Ben evet cümlemi bitireyim. Teşekkür ederim bu arada. İyi oldu açıklamalar. Şimdi şu çok zor gibi görünüyor gözde ama yahu seçime çok az bir zaman kaldı. Yerel seçimleri ve AKP'de ondan sonra MHP'de çok deyim yerindeyse asılıyor seçimlere. Hani olabilir demek çok zor tabii. Böyle bir ittifakı hemen şimdiden yapmak, hemen karar vermek açıkçası zordur. Kuşkusuz çok ciddi mühendislikler gerektirir. Kolay değildir ama yine de söyleyeyim. Yani seçim öncesi böyle bir çağrının yapılmış olması da anlamlı. Yani eğer bu çağrıya bir ittifak biçiminde değil ama seçimlerde ortaklık benzeri. Bakın çok imkansız bir şeyden bahsediyor gibiyim ama eğer olursa ondan sonrasındaki ittifakın koşulları da hazırlanmış olur. Yani Sayın Bahçeli'nin söylemiş olduğu şey öylesine tabii söylenmiş bir şey değil ama tutarsa türünden bir öneri. Eğer ittifak biçiminde değil ama dediğim gibi seçimlere bir tür ortaklıkla giriliyor olursa ve bir başarı kazanılırsa İzmir dahil belediye Cumhur İttifakı'na geçerse ondan sonra AKP ile İYİ Parti arasında belki bir ittifak çok daha kolay olur. Peki. Bundan sonra zaten siyaset alanımız daralır ayrıca tabii. Çok yeni partiler kurulabilir. Peki. Çok müthiş dalgalanmalar olabilir. Bir dakika burada araya girmem lazım. Süreleri eşit dağıtmak adına Bahadırhan Bey'le başladık. Bu bölümü Bahadırhan Bey'le bitirelim. Sizle açtığımız bu bölümde bütün değerli konuklarımızın değerlendirmelerini dinlediniz. Tabana değil yönetime yapılmış bir çağrı bu değerlendirmesi az önce dile getirildi. Şimdi bütün bu konuştuğumuz ihtimallerde İYİ Parti'nin bundan sonra işte tek başına yerel seçime girmesi ya da MHP ile bir ortaklık yapması veyahut milliyetçi muhafazakar başka Cumhur İttifakı bileşenleriyle işte Hatipoğlu'nun ifadesini kullanarak bunu söylüyorum işbirliği yapması gibi. Bunların hepsi demek oluyor ki artık bizim bildiğimiz gördüğümüz bundan önceki Millet İttifakı, Altılı Masa adına ne dersek diyelim artık tarihe mi karıştı İYİ Parti nezdinde? Siz nasıl okuyorsunuz? Evet, tarihe karıştı demesek de yani şöyle mesela bir ülkedeki ekonomik sistem, o ülkedeki diyelim ki birçok böyle sosyal dokuyu işte ne bileyim cinsiyetler arası ilişkiyi falan etkiler. Bunun gibi bir rejimin anayasası işte nasıl işletildiği, seçimlerin nasıl yapıldığı siyasetin yapılış tarzını da etkiliyor. Yani şu an 50 artı bir sistem var. Stüdyodaki konuklar da siz de buna değindiniz. Mesela Cumhur İttifakı içerisinde bazen partiler zaman zaman muhalefet partisi gibi davranıyor. Özellikle mesela söylenmedi sanırım. Bu arada ben konukların sesini bir tık kısık alıyorum. Hani kaçırdıysam özür dilerim. Belki dile getirmişlerdir. Büyük Birlik Partisi dile getirildi, MHP dile getirildi. Yeniden Refah Partisi basbayağı mesela muhalif bir parti gibi demeçlerde bulunuyor. Şimdi bunun bir sebebi var. Sayın okumuş, Sayın Vekil bunu teyit edecektir. Eski Türkiye'de, parlamenter sistemdeki Türkiye'de evet iktidara bir parti ya da bir koalisyon gelirdi. Fakat muhalefetin de bir takım hard power özellikleri vardı. Yani özellikle mesela bütçe yapılış süreci iktidarları bir iyi sıkı bir muhalefetin kan terletebileceği bir dönemdi gibi düşünün. Şu an ortalama bir mesela muhalif partinin mecliste yer alıyor olması, mecliste bir grubunun olması, milletvekillerinin olması sadece hani bir grup insana işte birkaç ve danışman, efendim şoför istihdam etme şansı veriyor. Fiilen bu insanların elinden birçok hard power gücü, kudreti, nüfuzu alındı. Efendim biri bir şey değiştirecekse sonuçta bir ortada iktidarın bile kabul ettiği artık özellikle bu son dönemde hani biraz daha teknokrat bir bakanlar kurulu en azından algıda öyle şey yarattılar. Onların da zaman zaman itiraf ettiği efendim biliyoruz işte enflasyon yüksek, hayat zor gibi ortada onların da teyit ettiği, kabul ettiği bir şikayet de var. Bu şikayeti ancak güçle ilişki kurabilmiş yapılar hitap edebiliyor. Yani
Bir nevi bu sistemde ancak Tayyip Erdoğan'a biat ettiğinizde muhalefet edebiliyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir güç teksifi var ortada ve sizin mesela muhalif saflarda olarak yapabileceğiniz fiilen hiçbir şey yok. Belki pratikte bir takım şeyler düşünülebilir ama söz gelimi Devlet Bahçeli'nin şu vaadi seçmen için, şikayet eden seçmen için çok daha makul. Ya ben kardeşim Tayyip Erdoğan'la bir ittifak halindeyim. Onun üzerinde benim bir yaptırım gücüm var. Ve sen benim elimi güçlendirirsen işte falanca filanca konularda ben onun değişmesini sağlayabilirim. Yani bir nevi biz aslında meşruti monarşiyi fiilen geçtik gibi. Yani Tayyip Erdoğan'ın başta olduğunu, efendim onun bir tür monark olduğunu kabullendik. Ama biz de işte daha böyle biz zavallı dünyalarda küçük meselelerde işte o meseleleri çözmeye çalışıyoruz gibi durum var. Muhalefette de ortada nasıl diyeyim yeminli muhalif ve kendi imkanlarıyla muhalif olmuş bir kesim var. Bu kesim şeye yetmiyor, 50+1'e yetmiyor. Yine kalabalık bir kesim. Özellikle lokal olarak size ciddi böyle güç alanları da açabiliyor. İşte İzmir'de, Çankaya'da değil mi? İstanbul'un işte Bakırköy gibi, Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi semtlerinde böyle bir kendiliğinden muhalif olmuş, çeşitli sebeplerle muhalif olmuş bir kesim var. Muhalif partiler için de en büyük mesele bu küçük dünyadaki büyük pastanın sahibi olmak. Yani mesela şöyle düşünün, bir önceki seçimde Saadet Partisi'nin bir seçim kampanyası vardı. Epey övgü de aldı. Ben bu arada siyasal iletişimciyim, yani eğitimim ve mesleğim bunun üzerine. Epey övgü aldı, insanlar beğendi, hem profesyonellerden hem işte gazetecilerden hem kamuoyundan. Aa, ne güzel bir kampanya. Ben beğenmemiştim çünkü o kampanya yine ortalama muhalife hitap ediyordu. Fakat Saadet Partisi'nin İslamcı işte milli görüşten milli görüş temsili olan bir parti olarak üstleneceği misyon halihazırda muhalif olanlara kendini sevdirmek değildi. İslami gerekçelerle söz gelmiş işte AKP'ye, ya bunların alnı secde görüyor, bunlar işte Müslüman, bunlar işte Ayasofya açıyorlar falan, her neyse gibi gerekçelerle hitap eden, oy veren seçmene hitap etmekti. Dışarıdan içeriye bir şeyler getirmekti. Şimdi bu meseleyi en iyi Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nde görüyoruz. Bir de çok güzel de şeyden gizlendiler. Yani doğrudan kendi kimlikleriyle bir seçime girmedikleri için her zaman birisi her böyle her hafta siz de takip ediyorsunuzdur. Bizim asıl oyumuz temalı bir açıklama yapıyor. %3 aldık, aslında 5 aldık, neyse. Ve o toplam pastada değişmeyen o toplamda kendi oranını arttırmaya çalışıyor. Hem ittifak Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda böyle bir senaryo söz konusu. Ve şu çok belli, yani hani bunu böyle şey değil, çok büyük bir matematik problemi değil. Ortalama bir siyaset bilimciye gösterdiğinizde size şunu diyecektir. Böyle bir ortamda karşı tarafa da hitap edebilen figür öne çıkacaktır. O bir avantaj sağlayacaktır. Aynı Amerikan seçimlerinde mesela bir tahlil yapılmıştı. Burada bir araya girmem lazım. Reklam zamanımız gelmiş. Çok özür diliyorum. Dönüşte aynen buradan kaldığımız yerden.